Dedem Seyir Rıza'nın ve arkadaşlarının idamlarının yıl dönümleridir. O son sözü bile yerine getirilmiyor. Yani oğlundan önce asılma isteği kabul edilmemiş. İşlenen insanlık suçudur. Aile kendisini Şeyh Hasan soyundan geldiğini söyler. Şeyh Hasan bu Dersim aşiretleri içerisinde çok konuşulur. Seyyid Şeyh Hasan hikayesi, bu Kalmem köyünden iki kardeşin Lardik bölgesine gelmesi ve bu Hozat ve Ovacık aşiretlerin Seyyid ve Şeyh Hasan'ın çocukları olduğu. Seyyid Rıza'nın babasının adı Seyyid İbrahim'dir. Seyyid İbrahim'in 6 tane çocuğu var. Seyyid Rıza en küçüğü olandır. Dersim aşiretleri sürekli şunu konuşurlar. Yani 6 tane çocuğun en küçüğü olan Seyyid Rıza'ya Seyyid İbrahim neden destur verdi? Aşiret toplantılarda, cemaatlerde babasının yanında oturup kalkması, bilge kişiliği, bir de sanki böyle bir önderlik misyonunun olabileceğini sezen babası kendisinden sonra desturu şeye veriyor, Seyyid Rıza'ya veriyor. Hem inanç önderidir, hem bir toplum lideridir. İnanç önderi olarak bir rehberdir. Yani pir değildir ama pir mertebesinde bir rehber olduğu için toplum tarafında bir saygınlığı vardır bu bağlamıyla. Yine aşiretinden de kaynaklı bir liderlik pozisyonu vardır. Seyyid Rıza'nın topraklarımızda en bariz şekliyle öne çıkması Birinci Dünya Savaşı evresinde oluyor. Gerek itaatçılar, gerek o dönemin askeri yetkilileri Dersimleri Ruslara karşı kendi savaş cephesinde kullanmak isterler. Bunun üzerine sayısız toplantılar olur. Karabekir bunu, Kazım Karabekir şeylerinde bahseder. Yazdığı raporda bundan çok söz eder. O dönem Seyyid Rıza aşiretler arası yaptıkları görüşmeler, cemaatlerde Osmanlı'dan gelen bu teklifleri kabul etmez. Hem devlet nezdinde hem aşiretler nezdinde ki ailede zaten bir saygınlık var. Yani bu saygınlık yalnız başına Seyyid Rıza'ya atfedilen bir durum değil. Aileden gelen bir saygınlıktır. Yani kimse durup yerde kimseye böyle bir yetki vermez. Hele hele aşiretlerin hepsinin kendi başına bir hüküm ferman olduğu dönemde hiç bu olmazdı. Dolayısıyla burada öne çıkıyor. Biz kendi bayrağımızın altında savaşırız diyor ve Osmanlı Dersim'i kullanmak istiyor. Dersim kendisini bu vesileyle kullandırtmıyor. İkinci bir hadise oluyor. Tam işte bir savaş başlıyor. Ruslar daha sonra işte gerçekten Erzincan'ı işgale geliyorlar. Öncesi başlayan Ermeni soykırımı dolayısıyla ki bu birçok insandan duydum. Ayrıca tarihçilerin de not düştüğü bir olay. 30 bine yakın Ermeni doğal olarak Dersim'e kaçıyor. Bu Dersim'e kaçış tarihten beri Dersim'de vardı. Yani bu Ermenilerle başlayan bir öykü değil. Çünkü Osmanlı zulmünden, o tarihsel süreçlerde katliamlardan, mezhep çelişkilerinden kaçan herkes Dersim'e sığınmış. Çünkü Dersim devletin hükmetmediği bir topraktı. Dersim'deki birçok liderle görüşürler. Yani Dersimlerin Osmanlı safında ya da Cumhuriyet safında daha çok Osmanlı saflarında savaşa kendileri savaşmaması için görüşmeler yaparlar. Ama bilindiği gibi daha sonra 1918'de Ruslar yani Ermeni savaşçılarla birlikte bölgeye saldırdıklarında Erzincan, Erzurum, Dersim bölgesine saldırdıklarında Seyyid Rıza'dan yardım istenmiştir. Dersim'den yardım istenmiştir. Seyyid Rıza ve Dersimler de 1918'de yani Birinci Dünya Savaşı yıllarında oradaki Ruslara ve Ermeni savaşçılara karşı bir direniş göstermişler. Daha doğrusu kendi topraklarını savunmuşlardır. Osmanlı her ne kadar Osmanlı adına, devlet adına bu savunmayı savaş olarak bunu gösterse de Dersimler kendi topraklarını savunmuşlardır. Şu çok söylenir, Dersim'de bu kadar silah nereden elde edildi diye. Bu silahların çoğu Ruslar Erzincan'a girdiğinde Türk askeri Erzincan'dan kaçtı. Demanan yaşlılarıyla yaptığım görüşmelerde şunu söylediler bana. Dediler ki bir parça ekmek karşılığında biz onlardan silahlarını alıyorduk. Çünkü zaten kaçıyorlardı, zaten açlardı. O dönemde çok iyi silahlanıyorlar. Bir de
Osmanlılarla yaptıkları sözüm ona ittifaklar, savaşırız, şunu yaparız, görüşmeler falan. Bir de Osmanlı'nın dağıttığı silahlar var. Yani Dersim'in o silah şeysinin kaynakları bunlar. 1912 yılında bir idam, bu çok bilinmez, bir idam verilir Seyit Rıza'ya. Buradaki 1908'deki hareketten kaynaklı. Ama devlet der ki Seyit Rıza'yı uzak tutmayalım kendimizde. Yani onun gücünden korktukları, çekindikleri için de devlet sürekli bir ilişki halindedir. Yani diplomatik ilişki geliştirir Seyit Rıza. İdare İbrahim Ağa önemli bir aktördür yine Dersim'de. Hüseyin Seydi vardır, Cebrail Ağa vardır. Bir de Koçgiri'den Dersim'e, yani 1921 Koçgiri hareketine Dersim'e gelen Alişer ve Zarife ve Nuri Dersim'i gibi karakterler, figürler, tarihsel figürler vardır Dersim'de. Bunlar hepsi birlikte değerlendirildiğinde Dersim'de bir siyasallaşma vardır. Dersim siyasallaşmasını bu aktörler oluştururlar. Devlet de bu siyasal aktörlerle sürekli bir diplomatik ilişki yürütür. Cumhuriyet dönemi Seyit Rıza'nın pek itibar etmediği bir süreçtir ama Cumhuriyet Dersim'i ikiye bölüyor. Yani bunlar Osmanlı'dan farklıdır diyenlerle hayır bir farkı yoktur diyenler arasında ciddi bir bölünme yaşanıyor. Gene tanıklardan dinlediğim kadarıyla milletvekilliği teklifi kendisine gelir. Bir kocanı İdari İbrahim'e gelir, bir de Seyit Rıza'ya gelir. İdari İbrahim meşhurdur onun sözü. Ben ez yeni yıkıları naon esmim. Ben Osmanlı çeşmesinden su içmem diyor. Kapıyı kapatıyor. Son aynı elçi Seyit Rıza'ya geliyor. Benden önce kime gittin? İdari İbrahim'e gittim diyor. Ne dedi? Böyle dedi. Kivram doğru söylemiş, ben de aynısını söylüyorum falan. Sonra diğer başka mebuslar gidiyor. Burada göze batma süreci başlanıyor artık. Dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya 1930'lu yıllarda Seyit Rıza için şu değerlendirmeyi yapar gizli raporlarında. Eğer önlemi alınmazsa gelecekteki şefidir Dersim'in der. 25 ile 35 arası Dersim'de bir hazırlık süreci başlatılıyor devlet tarafından. Bu hazırlık süreci raporlarla, örgütlemelerle, istihbarati çalışmalarla Dersim adeta hallaç pamuğuna çevriliyor ve birçok arşitet birbirine düşürülüyor. Burada en çok da Seyit Rıza'ya saldırılar oluyor. Hem aşiretler nezdinde hem de devlet nezdinde. Hatta son yıllarında bundan çok acı duyuyor. Grup grup kadınlar gönderiliyormuş Seyit Rıza'nın evine. Şayet teslim olursa devlet de Dersim'e asker çıkarmayacak diye. Böyle de bir süreç yaşanıyor. Adam yalnızlaştırılmak isteniyor. Yedi sülalemizi eskiden, yani çok eski dönemlerden günümüze kadar devam etmiş. Kesmişler, asmışlar, susturmuşlar ama baş edemeyince bu sefer kökten kazıyalım diye nenemin ifadesiyle kökten kazıdılar. Yani soykırım. Dersim'in birliği için Alişer'le ikisi çok uğraş verirler. Son toplantısı 1937-14 Haziran'da Halvori'de oluyor. Aşiretler toplanıyor. Orada bir direnme kararı alıyorlar. Fakat kısa bir süre sonra o toplantı oluyor. Kısa bir süre sonra aşiretler kendi aralarında gene bölünüyorlar. Seyit Rıza'nın iddianamesini hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Hatemi Şahanoğlu birkaç suçlama, işte efendim karakola taciz ateşi, telgraf tellerini kesme falan diye iddiayı öne sürse de asılmalarının nedeni Halvori toplantısıdır. Onu bir direniş olarak kabul ediyorlar ve devlete başkaldırı olarak niteliyorlar. Bu iddianamede geçen bir olay. Devlet 1935'te çıkardığı Tunceli Kanunu'na, yani bir Dersim'in adını Tunceli yaptıktan sonra kendi Kemalist Cumhuriyet, o ulus devlet yapısı Dersim'i tehlike olarak gördüğü için bütün yönelimini buraya vermiş. Çünkü Kürdistan diğer parçalarına hakim olmuştur. Teslim olmayan bir Dersim kalmıştır. Dersim'in de teslim olmayan bir dik duran bir lideri vardır. Nenem der ki yeryüzünde böyle bir zulüm olacağına inanmıyorum bu yaşıma kadar. Kerbela'ya yandık. Kerbela adına dualarımız, matemlerimiz. Fakat 38'den sonra Kerbela unutuldu. İkinci bir Kerbela'ydı. Daha zulüm.
zulümün daha büyüğünü yaşadık. Onun için Kerbala'yı unuttuk. Böyle derdi. O kadar yani acıyı belirtmesi için, travmayı daha vurgulamak için böyle derdi. Nisan'ında Viyalek'teki konağı bombalanıyor Seyit Rıza. Aileden öğrendiğim şu, biz kısmi şeyi biliyorduk. Yani bir operasyon yapılacağını, geceleri biz dışarıda ormanda yatardık aile olarak diyorlar. Gece konağı bombalanırken konakta hiç kimse yoktu ve kimse ölmedi. Bunun üzerine Seyit Rıza artık bir ihbar anında çok yoğun bir şekilde geliştiğini fark ediyor. Ailesini, torunlarını, çocuklarını, yanındaki yardımcılarını alarak Laçınan bölgesine gidiyorlar. Laçınanlar Seyit Rıza'ların talipleriydi. Laçınanlar, Kırganlar, Asuranlar, Abasanlar bunlar talipleridir. Bu taliplik hikayesiyle ilgili çok konuşuldu, çok söylendi, dede değildir diye. Bu Seyit Rıza'nın döneminde olan bir olay değil, ta dedesi döneminde olan bir olaydır. Alevi pir-talip ilişkisini bilenler bilir, pirin ya da rayberin yetişemediği yere tikme adıyla yetkilendirdikleri insanlar var. Bu tikme adıyla aile yetkilendiriliyor. Bizim gelmediğimiz alanda rayberlik görevlerini onlara veriyorlar ve dört aşireti de onlara talip yapıyorlar. Bu Seyit Rıza ile ilgili bir durum falan değil. Dolayısıyla Laçınanlara çok güveniyor. Güvendiği için Laçınan bölgesine gidiyor. O Laçınan bölgesinde uzun süre kalıyorlar. Sonra yerleri tespit ediliyor. Tespit edildikten sonra bir sabaha karşı bir operasyon düzenleniyor ve orada bizim tespitimize göre 33, Genelkurmay raporunda 30 diye geçiyor. 17 Ağustos'ta katlediliyorlar. Bütün aile katlediliyor. Tek bir oğlu kalıyor hayatta, Resik Hüseyin. Dolayısıyla bu arada sağdan soldan hem Abdullah Abdoğan'dan hem çevre şeylerden çok teklifler gelir kendisine. Bunu söylemem gerekiyor. Oğlunu bir gün çağırıyor Seyit Hüseyin'i, Resik Hüseyin denilen kendisiyle birlikte asılan. Der ki, benim başıma bir şey gelirse sakın beni aramaya ya da peşime düşmeye kalkma. Dağlara kaç, soyumu sürdür diyor. Ondan söz istiyor. Sonra yanında en son 2-3 tane arkadaşı kalıyor. Bir ekip arıyor Alişer gibi Seyit Rıza'nın da başını kesip devlete götürmek için. Öz dedim, üzülerek söyleyeyim, rayber koptur. Fakat nenem Seyit Rıza'yı kendisine öz amca olarak bilir. Yani rayberden daha çok korur. Zaten rayberin yaptıkları tarihte gösteriliyor. Tarihçiler yazıyor ya da sözlü tarihle anlatıyorlar ama belki bütün devletin yaptığı zulmü silecek kadar bir günah keçisine yüklenmek
doğru değil diye de bir görüşteyim. Çünkü sanki yani 38'i o yarattı. Hainler ya da ihanetçiler, namertler her dönemde çıkabiliyor. Ve o dönemde de çok çıkmışlar ama iş kalmış Seyit Rıza'nın büyük isminden dolayı onun yeğeninin başına. Yaptığı affedilir, yutulur bir şey değil. Ne nenem affetmiş ne ben affetmiyorum. Seyit Rıza'nın ailesi 1937'de öldürüldükten sonra Seyit Rıza Erzincan'a devletle görüşmeye gider. Kimilerine göre teslim olmaya gitmiştir ama görüşme olduğunu düşünmekteyim ben. Görüşmeye gidince de orada yine bir oyun oynanarak Seyit Rıza teslim alınır ve Elazığ'da bilindiği gibi bir mahkeme süreci, yani aslında yasa dışı bir mahkeme süreci başlamıştır. Davalar başlıyor ve bu davalar süreci içerisinde bir sürü devlet yetkilisi gelip görüşüyor kendisiyle. Ama İhsan Sabri Çağlayangil'in beyanıyla en çok yalvardıkları şey şudur: önüne sürekli beyaz bir dosya kağıdı konur, bir sürü rüşvet teklif edilir. Oğlunu kendisini için pazarlık olarak kullanırlar. Sonra artık davanın seyri göstermelik bir mahkeme ve hiçbir itiraz hakları yoktur. Savunma hakları da yoktur. Böyle olağanüstü göstermelik bir mahkemede yargılanırlar ve nihayetinde idam kararı verilir. O davada 72 sanık var. Bu 72 sanığın birçoğu aşiret önderleridir. Bunlardan bazıları serbest bırakılır. Ezici çoğunluğu 6 kişinin idamından sonra müebbet hapse mahkum edilip Türkiye'nin değişik cezaevlerine gönderirler ve bu insanların hiçbirisi geri gelemez. Hala onların da mezar yerleri belirsizdir. Seyit Rıza'ların olduğu gibi. Ruhlarını hissederler. Ha, mezar yerlerimiz yok. Söylemezler de. Kesinlikle de yerini söylemezler. Söylemeseler dahi bizim içimizdedir o. Bedenimizdedir. Sadece benim değil. Ailemin, çevremizin, kırmancı insanların, toplumun içindedir. Mezarları neredeydi? Ve hakikaten bunların suçları neydi? Çünkü hakikaten mazlumdular. İpe götürülenler, asılanlar. Seyit Rıza ve arkadaşlar, yol arkadaşları başta oğlu olmak üzere 15 Kasım, yani 14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gecede yine yasa dışı bir şekilde gece mahkeme edilip idam infazları uygulanmıştır. O fotoğraf benim için çok önemli ve orada dikkat ederseniz Seyit Hüseyin'dir onun adı. Resik Hüseyin diyorlar. Eli sarılıdır. O zaman o şarapnel parçasından eli kopuyor. Eli değdiği için ve babasıyla idam anından eli sarılı resimlerinde görülüyor. Tedavi için Elazığ'dadır. Gelmişken babamı sorayım diyor. Çok merak ediyor. Yakınındaki çok itiraz etmesine rağmen hayır diyor. Babamı göreceğim diyor. Ziyarete giderken onu da cezaevinin kapısında alıp olaya dahil ediyorlar. Burada çok trajik bir olay vardır. O da Seyit Rıza'nın son isteği, yani oğlundan önce asılma isteği kabul edilmemiştir. Bu bütün dünyada geleneksel bir kültüre dönüşmüştür. Yani idamlık mahkumların son istekleri hep kabul edilir. Literatüre geçmiştir bu anlamda ama burada uygulanmamıştır. Seyit Rıza'dan öç alınmıştır. Bunu şuna bağlayabiliriz. Çünkü Mustafa Kemal ile o gece görüştürülmüştür. Yani kaynaklarda, çeşitli kaynaklarda bu var. Mustafa Kemal o gece Elazığ'da ve Seyit Rıza'dan af dilenmesi istenir. Orada Mustafa Kemal'in beklentisi şuymuş. İhsan Sabri Çağlayangil çok Seyit Rıza'nın o noktaya gelmesi için çok çaba sarf etmiş. Mustafa Kemal karşısında diş çöküp af dilerse Mustafa Kemal bir direnişin önderini affedecekti. Bu da büyük devlet adamı ünvanının isminin yanına başka bir şey yazılsın istiyordu. Ama Seyit Rıza kabul etmedi. İddiaya göre bu söz orada söylenmiş. Bizim ilk duyumumuzsa bunu İhsan Sabri Çağlayangil'e söylüyor. Git ona de ki ben onun yalanlarıyla, hileleriyle baş edemedim, bana dert oldu. Ama ben de onun karşısında diş çökmüyorum, bu da ona dert olsun. Ben
bu idamlarının yasını tutmam. Kesinlikle tutmayacağım da. Neden? Onlar onurlu bir şekilde haksız bir vaziyette, hukuksuz bir uygulamadan dolayı ipe gittiler ve ipini de kendi çekti dedi. Bu kendi onurlu bir duruşudur. Hepimiz için onurlu bir duruştur. Nedir? Kendi haklı davaları için, kendi insanları için, kendi yöresi için bunu yaptı. Hakma toni zalimu nekero. Yani Allah bizi zalimlere benzetmesin. Bize zulmetmişler ama zalimlere benzetmesin diye dua ederim. Fakat eski unutamam, cevaplanmamış. Ne yaptık? Bunu hak edecek ne yaptık? Her türlü kimyasal kullandı, her türlü zulme uğratıldı. Buna rağmen yine ayağa kalktılar. Sürgün gittiği yerlerden yine geri döndüler. Nedir? Barajlarla tekrar buraları boşaltmak istediler. Olmadı. Köyleri boşalttılar, yine yerlerine döndü. Artık bunu anlamalı dayanır. Anlamalı ki biz ne yaparsak yapalım, bunlar yerlerimizdir. Terk etmeyeceğiz. Kendi geçmişimizi unutmuyoruz. Ama geleceğimize de sahip çıkıyoruz. Dersim kültürüyle, türküleriyle, masallarına dair çalışma yapan insanlar önce bir 38'e takılırlar. Yani önce bu travmayı anlamaya çalışırlar. Nitekim biz de aynı şeyi yaptık yani farkında olmadan. O kadar çok 38 hikayeleri kaydettik ki biz de kendimiz ağıtlar yapmaya başladık. Modern zamanın ağıtlarını yaptık. Biraz da belki onlara karşı olan sorumluluğumuz... Thank you.